Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Ebi yok. Gelin meleklere bundan sonra dua edelim. Meleklerden küme isteyelim. Niye göre? Çünkü bir nefer bile değil. Ama Allah buna eksini diyor. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا Dua zamanı, dua eyleyende فَلَا تَدْعُوا Allah'la yanaşı ma'allahi ahaden hiç kese dua etme. Demek dua eden de Allah'la yanaşı hiç kese dua etme. Yani dua talep etmek. Neyse istemek. Cin suresi 18. Mesela bir neferdir ki Eliye'ye Allah buyur ki قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوا رَبِّي وَلَا اُشْرِكُ بِهِ اَحَدًا de ki ben yalnız Adad-ı hasr, inneme. Rabbime, tek olarak Rabbime dua edir ve duamda onu hiç kesle şerik koşmuram. Cin suresi 20. ayet. Kul inneme ed'u Rabbi ve la uşriku bihi ahada. Apaçık ayetler ne niyek? Adam der, aha bizde rivayetler var, onları besne niyek. Mu'cemül Kebir, İmam Tabarani'de iki rivayet. Musned Bazzar'daki rivayetini iniyek. Ve İmam Ahmed'in Hasan derecesinden yukarı kaldırdığı rivayetini iniyek. Bes Allah Azze ve Celle kıyamet günü senin önüne İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in ayetini koyup sorgu eylesen ineceksin. Günde neşi defa Allah Azze ve Celle'ye vefanı ispat edirsen. Acaba yalanlan mı? Yoksa doğrudan mı? Yalnız sana ibadet edir ve yalnız senden köme isteyirik. Allah böyle der. Resulü de hemçinin sahih hadiste وَاِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهِ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ Dua eyleyende yalnız Allah'a bir şey medet köme isteyende de yardım isteyende yalnız Allah'tan iste sahih hadisi. Neyin ihbez? Ya ahi Ma'sum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriyette yalnız. Çünkü onun vehy olunur. Ondan sonra isme hiç kese yoktur. Allah subhanahu ve teala kitabında apaçık mühkem ayetlerde duada özne şeriki kabul edemir. Onu gadan edir, şirk adlandırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerinde der ki yalnız ondan iste isteyende dersen ki bes İmam Bazzar Müsned'indeki Mu'cemin Kebir'in Tebarani'ndeki rivayetlerini besleyiniyek. Esle rivayetler meşkuktur. İsnadı munkati'i. İsnadın zincirinde kırık var. Birazdan göstereceğim onları size inşallah. Ve ravilerdeki seyyü'l hifz. Yehim. Yuhdi kethiran. Hifz cihetten gayri müteberdir. Üstelik iki ravi arasında bir isnadı göstereceğim size. 60 sene vardır. Bunun doğulmasıyla diğerinin ölmesi arasında. Meşkuk, üstelik de metni munkar. Yani Kur'an'a ve sahih sünneye tamamen zıt tenakut gelen rivayetlerden yapıştım da apaçık ayetler ve sahih sünneni nice inkar edersen. Bak kardeş. İşte hak ehliyle, sünnet ehliyle bidat ehlinin faruku burada öze çıktı. Bidat ehli bidatını destek olması için her uydurma, her munkar, her muttarip rivayeti ve her imamın zelletini özüne din götürerler. Çünkü evvelce itikad edibler, din gruplar ondan sonra özlerine ne taptılar destek olarak onu delil kim götürerler. Hani siz ehad rivayetleri kabul edemirdiniz asla akide babında. Bu sebeple Sahih Buhari'de, Müslim'de onlarla hadisi inkar edenler siz değilsiniz mi? Ne var ne var ki onu bir sahabe eşitip ahad yoluyla Sahih Buhari Müslim'de inkar ettiğin hadisler nefes yanından çıktı. İndi ne oldu? İmam Bazzar mı siz tanıyası oldunuz? Müsnedini. Mu'cem. El Kebir'i mi tanıyam oldunuz? Giden orada götürdünüz sınık isnadı olan hadisle meşkuk ve hifsinde yehim olan ravi üstelik de iki ravi arasında olan 60 illik inkıta. Ne oldu be sizin gideniz? Ahad hadisleri Sahih Buhari'de Müslim'de kabul edemediniz ki bir sahabe beşidip onu.
Ergiden onunla vurabilmeliyiz. Ancak muttari ve munkar ve isnadı meşkuk olan ve ravisi zayıf olan hadisleri nece emrettiz? Bak bu Faruk'tur. Evvelce onlar bidatını itikad edip iman ettiler. Sonra ona uygun ne taptılarsa onun üzerine din yaptılar. Allah Azze ve Celle buyurur. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا Allah'la yanaşı hiç kese. Aydınlı kardeş. Hiç kese. Meleklere de bel meleklerde. Hiç kese dua etme. Cin suresi 18. ayet-i kerime. قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوا رَبِّي وَلَا اُشْرِكُ بِهِ اَحَدًا De ki ben yalnız Rabbime dua edir ve duamda ona hiç kesi şerik koşmuram. Cin suresi 20. ayet. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in ile kıyamet günü Rabbinin huzuruna gelse. Rabbin soruşsa, bes diyirdin yalnız sana ibadet edelim, yalnız senden köme isteyirem. Ne diyeceksin ya Rabbi? Mu'cemil kebiri mi delalet edeceksen? Allah Azze ve Celle'nin ayetleri ve sahih sünnenin kabağında. Subhanallah. Gör Rabbin ne buyurur? Fatır'ın 13. ayetinde. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ Budur sizin Rabbiniz olan Allah. Mülk yalnız O'na mahsustur. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِرِ Allah'tan başka dua ettiğiniz keslere gelende onlar hurmanın çerdeğinin perdesine bile sahip değiller. Allah hurmanın çerdeğinin perdesine bile sahip değiller. Allah'tan başka dua ettiğimiz kesler beli. Harada da o? Fatır suresi 13. ayet kerime. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ayetin önünde budur sizin Rabbiniz, mülk onudur. Lehül mülk. Ayetin devamına bak. اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ Eğer onlara dua etseniz dualarınızı işitmezler. وَلَوْ سَمِعُوا Eğer işitseler de cevap verebilmezler. Ve kıyamet günü sizin onlara ibadet ettiğinizde danacaklar. Allah bile de gelip surede bak orijinalına. اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ Eğer onlara dua etseniz onlar sizin dualarınızı işitmezler. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ İşitseler de dualarınıza cevap verebilmezler. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ Ve sizin şirk etmeyinizi. Şerik koşmanızı duada şerik adlandırdı. Kıyamet günü danacaklar. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ Bes bir nefer diyor ahı meleklere dua edek, onlardan köme istek. Ahı bunu eyleyen olup kimse. Ve üstelik de dört tane rivayeti ne inek? Halbuki rivayetler biri sizde. İndi getireceğim. قُلِ دُعُوا الَّذ۪ينَ زَعُمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah Azze ve Celle Sebe suresinin 22. ayetini senin önüne kıyamet günü koy, sen ineceksen. De ki Allah'tan başka dua ettiğiniz keslere gelende لَا يَمْلِكُنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ Onlar ne göğde ne yerde miskal zerreye bile sahip değiller. Allah hatta toz denesine, atom zerresine bile malik değiller. Miskal zerre, böyle hatta miskal zerre. Bir neferdir. Ay kardeş Allah diyor. Bir neferle ne işin var? Allah nebisi senin için kudvedir. وَاِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهِ İsteyende de yalnız Allah'tan iste. وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ Subhanallah. Bundan sonra insan diyor ki bes. İndiyse hemen bes getirdiğin مُعْجَمِ الْكَبِرِنْ İmam Tabari'nin rahimahullah rivayet ettiği hadise ve İmam Bazzar'ın Hemşi İbni Abbas'ın ve İmam Ahmed'in de rivayetini size okuyak. Bakın hadisten hüküm bilin. Rahimahullah İmam Şafi. Düz demişti İmam Şafi. 100 alimle münakişe etmeye razıyım buyurardı. Neyin ki bir tane cahile. Niye göre imam bir tane cahille münakişe etmeye istemez? Evezine 100 tane alimle münakişe etmeye tercih ederdi. Çünkü cahile sen uduzmalısan. Kim olursan ol. Çünkü cahil ayetleri inkar eder. Nece bizim bu bir nefer. Bu ayetleri ben ona okumuştum orada. İnkar eledi. Sahih hadisleri de okudum. İnkar eledi. Nece ki İmam Şafii rahimallah. Razı değildi. Niye göre? Çünkü cahile sen uduzmalısan. Çünkü cahil hiçbir esas ve usus üzerinde değil.
kaydası yoktur. Nedir getirsen kabul edemeyecek. Ancak söz ile maharet ile oynamak bacarır. Ayetler gitti, hadisler gitti, usul gitti, fikh gitti, hadis ilmi gitti, usul hadis ilmi gitti. Hiçbir şey kabul edemez. Rahimallah İmam Şafii düz demişti de. Düz demişti. O ki kaldı bu insana. Mühterem kardeşler, biz seferden kayıtmıştık ve çok acıydık. Ceyran Batan'da bir neferin evinde tenezzül ettik. Ondan da önce namazı orada mescide kıldık. Bir zavallı sufi geldi dedi ki, mezlum kimi özünü gösterdi ki, burada mescitte bir nefer beni tekfir etti, bana müşrik dedi. Onun bunu elemeye ihtiyarı var mı? Esla söhbet beri başladı. Ve başladı dil mehaletiyle nelerse danışmaya. Ben de dedim ki seferden gelmişik, acık, konak da gelmişik burada. Saçı bir nefer bize yemek verecek. Gel süfremizde oturak, orada sana kümeleyelim ben. Esla söhbet böyle başlamıştı. Ama bu insan bizi aldattı. Özünü sual veren, nesihete ihtiyacı olan mezlum kimi gösterdi. Bir nefer bana müşrik dedi dedi. Onun bunu demeye ihtiyar var ki çünkü ben meleklerle dua etmeyi caiz görürüm diye. Onun bana müşrik demeye ihtiyarı var mı? Ve bu minvalla biz ta ki onu öz süfremize getirdik. Yad bir insanın evindeki biz onda konak gelmiştik. Yemek yemeye de koymadı, çay içmeye de koymadı. Ve üstelik icazı almadan gizlince sesimizi yazdı bizim haberimiz olmadan. Biz onun könlünü almaktan ötürü, onu sakin etmekten ötürü daha nelerden geçmedik. Hatta dedik ki yaxşı seninle münazir edinik. Hatta onu sevindirdim. Ay filan kes. Hesab elə ki mən uduzdum ey, sən qalib gəldin. Rahimallah İmam Şafii düz demişdi də. 100 dənə alimlə münaqişə eləməyə razıyam. Bir dənə cahillə yox. Çünki cahillə mütləq uduzacaq biz. Heç bir qayda, heç bir əsas usus qəbul eləmir. Bu ayətləri mən bu insana oxudum, qəbul eləmədi. Bu insan bizə qarşı hilə qurdu. Bizim səsimizi yazdı və ona şərhlər verərək münazirə formasında onu sizə təqdim elədi. İndi isə onun əqidə qurduğu bu rivayətlərin əslinə baxaq. Birinci rivayət. Hədisi dinləyək. Hədis rəvahu Tabarani fi Mu'camil Kəbir min tariq Abdurrahman isnad sayram Abdurrahman ibn Şerik qal haddəfəni əbi an Abdillah ibn İsa an زيد بن علي عن عتبة بن غزوان عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناد قطاردي إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد أحدكم غوثا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقول يا عباد الله أغيثوني يا عباد الله أغيثوني يا عباد فإن لله عبادا لا نراهم هذا إسنادنا بخاخ رواية إمام طبراني معجم الكبير عبد الرحمن بن شاركين rivayetindendir. Haddathani Ebi an Abdillah ibn İsa an Zeyd ibn Ali an Utbe ibn Gazvan. Alimler de ki bu hadisi zayıfleştiren 3 tane ille var ki hadisin zayıfliğini vacip edir. O da nedir? Abdurrahman ibn Şerik kimdi bu? Abdurrahman ibn Şerik ibn Abdillah el-Nakha'i el-Kufi. Hadis alimleri Abu Hatim onun hakkında buyurur ki intaha fil cerh ve ta'dil. İbn Hibban der ki öz eserinde eser adı Es-Sikat 375 بعد 8 onun hakkında buyurur ki qala rubb akhta. Bu ravi zayıftır. Hata çok edir. Hemçinin Hafiz Takrib eserinin 342. sayfasında buyurur ki sadukun yuhti. Yani çoklu hata edir bu insan. Sadukun yuhti. Həmçinin baxa bilərsən, təhzib ət-təhzib əsərinə. 6 və 176. Həmçinin zəif edən bu hədisi problemlərdən qəd təkəlləmül ələmə fi hifzi və dabti. Alimlər Şərik ibn Abdurrahman Nəxainin hifz və dabtından narazıdırlar. Hafiz rahimallah buyurur ki, saduqun yuxti kəthiran, saduqdur çoxlu xata edir rivayətində. Tegayyir hifzuhu munzu veliyel qaza bil kufa. Kufaya qazı olan gündən əzbərini artıq qaçışdırmışdı. Əzbəri artıq qaçışıq idi onun. Hifzi daft deyildi.
İntihâ, kelama bakabilirsen, Takrib et-Tehzib, safha 266. Hemçinin hadisi zayıf eden illelerden de biri, ki hadisin zayıfliğini vacip edir. İsnatta Zeyd ibn Ali ibn Hüseyin, Utbe ibn Gazvan ile görüşmüyor ve ondan hadisi rivayet edemeyip. İsnadı munkatı, isnat senet kırıktı. Ortada bir ravi çatışmır.